Evet, şu eğlenceli gibi dur bakalım bir şundan başlayıp Uras'ta devam edelim. Logo savaştır. Starbucks, Google, PayPal, Apple, Red Bull. Olsun, Bu eski mi diyor <laughs> lan? Yo 3 gün önce. Bey böyle bir şey. Kafenin tasarımını da iki ayrı yerde görebilirsiniz. Bir bizim milletimiz ne kadar açık ya. Linç yapmak <laughs> istiyorlar. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Asetto ben de oynayacağım ha. Ne zamandır sözüm vardı artık belmel dinlemiyorum anasını satayım. Şu direksiyonu açarız yarın bağlarız bakarız. Ama onun modlarını falan kurmak lazım. Size düz vites sözüm de vardı. Düz vites nasıl kullanılır? Ama Mert olmayacak. Mert olsa öğrenirdi ya. Mert chatte misin lan? Yok Sayne çok iyi biliyor da Sayın'ın arkadaşlar ee, bir kaybı var. Dedesi vefat etmiş. Buradan da başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun. O da bir toparlasın dönsün. Ondan sonra şey yaparız. Bir daha, izah edebileceğim bunu bir saniye. Sen logo benim logoyu çok benziyor. Hayır seninki benimkine daha çok benziyor diye tartışmışlar. Apple niye her zaman haklı olsun ki aynı şey. Çok saçma oldu. Ama o da güzel ödü. Tasarımcı dayı. Tasarımcı dayı. Ha <laughs> <laughs> Merhaba dostlar. Bugün sizinle ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bugün logo savaşları yapacağız. Reklam savaşları falan yapmıştık zaten. Ama logo savaşı şöyle savaşı. Daha çok böyle mahkeme savaşı gibi. Logoların, ünlü markaların diğer logolarla sen benim logomu kullanmışsın. Ya da sen benim karakterimi kullanmışsın savaşı gibi bir şey yok. Var mı ki birbirine benzeyen ünlü markalarda yok diye biliyorum. Buna yani. tabii en ünlü markalarla başlayacağız. Ve geçenlerde yine böyle WebTekno'da bir blogunda hani gördüm bir yazıdan yola çıkarak birlikte inceleyeceğiz. Bunlar genellikle yabancı markaların yabancı markalar açtığı davalar veya yabancı markanın bizzat bizim yerli markamıza açtığı davalar gibi şeyler var. Gelin başlayalım. Efendim ilk olarak sevgili... Aha. Ya oğlum bayağı benziyor ama... Starbucks. Hem Dem bakayım, benim demiş logo mu kullandı hem de Çince Starbucks'ın anlamını Çince olarak kullanmış. Çin'de bir marka. Bu kadar Çince dedikten sonra Çin'de olduğunu anlamışsınızdır zaten de. Bu markayla mahkemelik olmuşlar. Bakın Starbucks'ın logosuyla şimdi o mahkemelik olduğu logoyu göreceksiniz. Mahkemelik mi? Bence direkt mahkemelik direkt yani. yani. Alakası var mı? pek hala var yani. Baya bilerek, bilinçli olarak yapılmış. Özellikle Çin'deki bazı işletmeler falan bunu yapabiliyor. Özellikle böyle şey. Sırf papaz olmak için bunu yapanlar bile var yani. 2003 yılında görülen dava sonucunda Şangayi Şinkbake. Şinkbey. Böyle bir şey. Firmasının Starbucks'ın Çince adını kullanarak ve kafelerinin tasarımını taklit ederek... Kafe... Valla wow, onların içini bile almışlar. Tasarımını da <laughs> taklit etmiş. Öh. Bir dakika bakacağım. Bulabilir miyim acaba onun kafesinin tasarımı? Bir tane görüntü kalitesi çok kötü olan bir görsel bulabildim ama görünce anlayacaksınız. Baya baya taklit etmişler yani. Hatta görsel arama yaptığın zaman bunların bu fotoğrafını direkt Starbucks'ın kafelerinin içini gösteriyor. O kadar yani Google bile Starbucks'ı aradığımı düşünüyor yani. O yüzden dava açmakta haklılar mı? Haklılar bence. Peki. Yani ben Çin'e gitsem ve böyle bir mağaza görsem derim ki Starbucks'ın Çin versiyonu yani Çin, Starbucks aslında derim. Herhalde burada Çincesini sunmuşlar der girerim yani. Firma bundan dolayı Starbucks'a 62 bin dolar tazminat ödemek ve ismini ve logosunu da değiştirmek zorunda kalmış. Bu işler öyle kolay değil tabi. Öyle kafana göre istediğin kişinin logosunu taklit edemezsin değil mi? Benim gibi yani. Benim logoyu kullandılar ya mesela. İki ayrı yerde görebilirsiniz. Bir de bizim milletimiz ne kadar lince açık ya. Linç yapayım istiyorlar. Mesela ben bunu paylaştım. Benim logomu işte falanca yerde kullanmışlar. Dava aç abi arkandayız abi sonuna kadar git bilmem. Git onlardan bedava yiyecek içecek al falan. Tamam bir sakin olun. Evet hakkını koruman gerekiyor bu arada. yani eğer ki bir logon var bir makam var onun tescilini almışsın her maddede örnek veriyorum. Tabii ki hakkını arayacaksın onun davasını açacaksın ama önce bir uyarmak gerekiyor ufaktan. Önce uyaracaksın uyardığın <laughs> halde eğer ki kaldırmıyorlarsa ki birçok büyük marka da bunu yapar. Önce bir konuşurlar bir tartışırlar bunu yani. Öyle lök diye sana dava açmazlar kolay kolay. Açanlar da var da onu da göreceksin. Yok Asetto'yu kurmuştuk Mert de gitmiştir onlar ya. Hatırlıyor musun aylar önce hatta girdim de oyunu oynadım ama sonra benim yasakladılar ya. Önce uyarırsın eğer ki kaldırmazlarsa kullanmaya devam ederlerse senin markan senin kimliğin üzerinden para kazanmaya ticari faaliyetler sürdürmeye devam ederlerse o zaman basarsın davayı. Ne akla hizmetse Google'ı logosuna kadar kopyalayıp kullan... Ya abi bunlar ne ya? Tanıma sunmuş biri. Bak arama motoru Goje. Çin'de bir arama motoru. Bu, bu arada bu Çin'de çok kolay. Çin'de artık o, tabii yani o kadar nüfus, o kadar değil mi dükkan, mekan. Ister istemez. Ananı arıyorum. Isim bulamayıp da mı artık? Daha çok ilgi çeksin diye mi? Yapıyorlar bunu. Goje dev şirket tüm uyarılarına rağmen değiştirmemiş. Tam iki sene Çin'de en çok kullanılan arama motoru olmuş hatta. Olaya bak. Bildiğin Google'ın çakması olarak ki bu nasıl bir çakmadır? Ya yani bu kadar benzerlik. Tabi dava açılmış mıdır? Büyük ihtimalle açılmıştır. 2 sene sonunda almışlardır zaten bu, da. bu davalar. Ben e, Eightborn işte tescilleme falan kısımlarında hep o zamanlar araştırıyordum hani ne yapılabilir diye. Bir logonun benzerliğinde bile Bak birebir aynısını geçtim benzerliğinde veya bir küçük harf değişikliğinde bile bu kullanılabilir olarak geçmiyor yani eğer yakınsa tamamen yasak oluyor O yine galiba davaya gidiyor bakılıyor Eğer onu andırıyorsa ve işte onu yaşatıyorsa direkt iptal ediliyor falan filan Öyle zımbırtılar vardı bundan 10 sene önce amına koydum. ...şeylerden falan kapatıldı diye tahmin ediyorum. Goje. Hala duruyor mu lan Goje? Şöyle bir şey var. Biri böyle bir yazı yazmış burada mesela. Google kaynaklı Çin ABD gerginliğinde çekik gözlerin Google'ı kopyalamasıyla oluşan bir çeşit arama motoru verilen haberlere göre işte Gocay kız kardeşlik anılmasını Google'ın Çince'de telaffuz edilirken Gıgı, -gı, büyük birader sesini vermesinden kaynaklı şekilde değerlendiriyor. Çin ABD gerginliğinde çekik gözlerin Google'ı kopyalamasıyla oluşan bir... Google'ın Çince'de telaffuz edilirken de gıgı, gı, büyük birader sesini vermesinden kaynaklandığından dolayıymış. Yani Google gıgı gı diye okunduğu için o da Çin'de büyük birader anlamına geliyor. Bir daha izah edebileceğim bunu bir saniye. Çince'de de kız kardeş anlamına gelen gojiya. O yüzden logoda aynı renklere ve yapıya bunlar bunlarda. Yani çakmanın çakmasıdan yani sen büyük abiysem, büyük kardeşsem ben de kız kardeş gibi bir şey yapmışlar. Büyük. O çakmadan ziyade bu bayağı atıf yani. Bir anadinden de. kendileri kaşımışlar. Şimdi Formula 1 2017 yılında logosunu değiştirmiş. Ancak logo 3M diye bir işte üründeki logoya oldukça benzediği için mahkemelik olmuş. Bakıyoruz benzemiş mi? Benzemiş. Benzemekten de öte yani birbirlerinin aynı. Sadece araba boşlukları biraz farklı. O Mesela bunu değiştiririm, buraya bir şey koyarım dediğin zaman zaman olmuyor diye biliyorum. Bu kadar. Birbirine oldukça benzeyen iki logo arasındaki tek fark diğerinin logosunda bir rakamanın yer almaması yani. F yine ama bir yok. Gayet haklılar tabii. Burada anladığım kadarıyla Trem markasının çok daha evvelden vardı. Formula bu, marka markası. Bizim bize alakadar etmiyor katarız. bu. Marka patlar, marka size patlar yani. 2014 yılında logo değişikliğine gitmiş Airbnb. Yeni tamam. logosu da aynı yıl logosunu yayınlayan Automation Anywhere ile tıpa tıpa aynıymış. Pı tıp patıp diye Daha sonra iki şirket arasında tabi görüşmeler olmuş. Sen logo benim logoya çok benziyor. Hayır seninki benimkine daha çok benziyor diye tartışmışlar. Haliyle e, Automation Anywhere Airbnb logosuna benzemeyen yeni bir logo çıkartmak zorunda kalmış. O logo da şu. Ki yeni logosu bence daha güzel yani. Bayağı da yakışmış. Hoş duruyor. Evet. Geldik NBC'ye. NBC 1976'da milyon dolarlık tasarımı... Milyon dolarlık tasarım nasıl oluyor? Ya, yani? oluyor böyle şeyler. Milyon dolarlar veriyorlar yani. yeni logosunu tanıtmış. Tanıtımdan kısa süre sonra da Amerikalı bir TV kanalı ETV logolarına benzediği için NBC'ye dava açmış. Bakıyoruz ATV e logolarına benziyor mu? Ne demek benziyor mu? Bildiğin aynı lan. Aynısı ya. Hayır, şeylerin genişliği bile aynı ya. Yani. Neredeyse. Şu an şöyle bir göz kararı bakıyorum. Bildiğin aynı yani. Sadece renk farklı. ATV e alır. Bu davanın sonucunda kanalı yani <laughs> ki Davanın sonucunda NBC hızla başka bir logoya geçmiş. Bu muymuş milyon dolarlık amına koyayım logo. Sokacağım ya. Ve şu anki şu tavus kuşlu logosuna geçiş yapmış. Burada bir tavus kuşu var evet görmediyseniz. İyi ki de geçmiş bence eski logo. Aa ben bunu hiç tavus kuşu olarak... Aa! Gaga varmış. Lan ilk defa fark ediyorum lan bunca yılda. Ana! Hata gibi duruyor lan o. Aa çok güzel aslında. <laughs> Yeni fark ettim. Bu çok kötüymüş lan. Yenisi bence çok daha iyi yani. Tavus kuşlu olan. Bak inan bana onu milyon dolara yaptırmıştır ilkini. Şu ikincisini tavus kuşlu versiyonu var. Çok daha iyi dediğimiz var ya. Onu daha ucuza çok çok daha ucuza yaptırmış. 900 bin dolar. Öyle oluyor genelde. Müzik akış hizmeti Pandora. 2016 yılında logosunu tanıtmış. Paypal'de ha. kendi logosuna benzediği için kullanıcıların kafasını karıştırdı. Ulan Paypal, Paypal bir yasaklandı. Hala gelmedi baba ya. Nasıl söyleyeyim? Harbiden gelmedi şekil yani. dava açmış. Çok çok çok. Bak haber sunucusu gibi Tabi dava sonucunda anlaşmaya varılmıştır seve seve. Ve Pandora yeni logosunu paylaşmış. Yeni logosu da şu. çok acayip değişmiş ya. Şekil itibariyle değişmiş. E, Baya farklı desen koymuşlar. Böyle çözülebiliyor muydu ya? Hatta bak alt tabanı duruyor o denk. Üstüne sadece desen koymuşlar <laughs> yani yine. Yine en altı aynı yani. Yeni katman eklemiş adamlar öyle çözmüş. Ya mesela. milyon dolarlık biliyorum ben de bir tek logomlu kurumsal kimlik yapıyorlar da yine milyon dolar ediyor mu abi o? Ulan burada bir onluktan falan gidiyorsun 100 lira yaptırıyorsun onu yani ya. güzelmiş ya. Vallahi iyiymiş. Bir şey yok o kadar. haklı mıdır değildir efendim. Apple'ın haksız olduğu bir konu göstereceğim size. Evet. Hadi bakalım Apple'ın haksız olduğu konu. Apple'ın her, her zaman yani. haklı evet. olsun ki ayrıca çok saçma oldu. Kon adlı Çinli giyim markası. Apple'ın App Store logosunda telif hakkı ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ki çok haklı. Bildiğin düpedüz logolarını kullanmış giyim markasını. Yani sadece kenar ovallikleri aynı değil yani onun dışında her şey. Benim bildiğim 7 farklı 7 fark olacak diye biliyorum. Mesela burası 1. İşte burası oval 2. Burası birleşik 3. Götümden atıyor olabilirim ama öyle bir şey duydum zamanında. Yani, Şekil olarak birebirler ya. Bildiğin o Apple'ın App Store logosunu yapan kişi çörmüş. Ama anlamadığım mahkeme sonucu nasıl geçti ki biz hala bu App Store logosunu kullanıyoruz? Değiştirmek zorunda kalmamış Apple. Dur bakayım. Yoo hala aynı. E, Konu ne yaptı peki sonra? E te 2017'deki dava bu yani. Ben şu şapkayı görsem bayağı e App Store'un logosunu evet. şapkayı dedim. Bu kon biraz para versin demiş. Muhtemelen o... Apple'a bir şekilde Apple bizden özür dilesin. Bir de bize biraz para versin demiş. <laughs> Muhtemelen Apple konuyu bir miktar parayla kapatmıştır diye tahmin ediyorum. Mahkeme sonucuna dair bir bilgiye erişemedim çünkü. Yani sonucu hakkında bilgi edinebilmiş olan varsa yazsın yorumlara. Biz de görelim öğrenelim yani. Geldik Zurnan'ın zırt dediği yere. Red Bull Salman Akşun isimli bir vatandaşın Zilli Öküz ismiyle kurduğu gazoz markasının logosunu kendi logolarıyla karıştırılabilecek gerekçesiyle işte dava et mış falan. Şimdi bak aa yani sırf boğa olduğu için ne alakası var lan ben bunu görsem Red Bull'un serisi falan demem ki iki logo gerçekten birbirle karıştırılabilir mi sen şu logoyu görsen Red Bull bu der misin abi demezsin yani o kadar da değil sırf öküz var diye de ya bu kadar hani benzerlik var deyip dava açmak yani Red Bull büyük bir marka olmasına rağmen ayıp etmiş ki tabii ki bu görsel ve işitsel bir benzerlik olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş zaten ee. davayı bile açamamış orası ayrı bir mesele ne yapsın adam daha logosunu sırf öküz koydu <laughs> diye de Yemin ediyorum vicdansız. Bir de böyle bir logo zaten hani Red Bull'dan çıkmaz hani. O kadar büyük markasın gidip de Photoshop işi gibi, gidip de amatör bir Photoshop işi gibi böyle bir şey çıkarttırmaz Bu ayrı bir mesele yani. Ya yani logoda halkanın içindeki beyazlık bile silinmemiş. Oradan anlıyorsun zaten şeyini. Ama bayağı haber olmuş. Koskoca marka dava açtı falan diyor. Tabii bizden haber olmuş. Hayır bu mantıkla şu elbisesinde <laughs> ürenler et logosunu gördüğünüz logo. Bu direkt Red Bull mesela bak. Daha büyük risk altında baktığında. Öyle şikayet etmiş gibi oldum ama. Red Bull'cum buna da dava açmak gözünü seveyim. Sakin ol. Şşş. Sakin. Bak diye dava açıyormuş ulan olaya bak. Sakin. Hırtır herif lan. Ulan ifşaladığın adamları yarın dava açacaklar ya. Ooo. Hırtır üniversitesi mi çalmış lan bunu? Düzenli bir logo yarışması seçtiği logo Çin Maka Özel İdari Bölgesi logosu olan benzer uzun süre gündeme kalmıştı. <laughs> Yarışmaya katılan çocuk direkt Google'a circle yuvarlak logo demiş. <laughs> üniversitesi 2008 yılında bir logo yarışması düzenlemiş. Seçtiği logo Çin makao Özel idari bölgesinin logosuna olan benzerliğiyle uzun süre gündemde kalmış. Şaşırdık mı şaşırmadık. O logo yarışmalarını iyi bilirim. O kadar da üzülmedim açıkçası. <laughs> Ama şu mesele. Gerçekten birbirine benziyor mu dersek. Benziyor mu bence ağır kalır. Bayağı yani, aynı zaten. Benzerlik değil bu. Bir tek yıldızları çıkarmış oradan. üst Kıktıril Üniversitesi Allah yapmış, yapıştırmış yapan arkadaş. Çünkü bunun doğal yollarla birbirine bu kadar... Şu an üniversite arkadaş izliyor. Aa! ha bizimki çıktı lan ma, 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 Benzemesinin imkanı. Bir de birinci olmuşlar. yok. Alttaki çizgilerin kalınlıkları bile aynı. Bir iki çizgi eklemiş kendinden. Onun da aralığını farklı yapmış zaten. Garip ya. Allah garip. Bu çok iyiymiş ya. Beşiktaş ve Mecidiyeköy Tayfun Spor. Bak Mecidiyeköy Tayfun Spor. <laughs> Bu gerçek değildir lan. Spor'un logosu birebir aynıymış. Ama Beşiktaş dava açtığından dolayı Tayfun Spor bu logoyu artık kullanamamış da. Bir zahmet kullanamasın artık be abi. İki logo arasındaki tek fark harfler ve sayılar. Gerçek mi cidden? Dokuzu. <laughs> Hadi bu logo yapılırken hiçbir bir, bir Allah'ın kulu demedi ya bu Beşiktaş'a benziyor mu acaba demedi ya. Acaba yani <laughs> ya. Var. Şimdi Uşak Belediyesi'nin 8000 ödüllü 8000 güzel ödül. Logo tasarım yarışması sonucunda seçilen logo ünlü tenisçi Maria Sharapova'nın sahip olduğu bir şeker markası logosuna olan benzerliği orada. Yani hani esinlenmiş olabilir ama <laughs> aynı da demezsin. Bak içi bunun kare. Bu işte altıgen mi, sekizgen bir şey yapmış. İçeridekiler de <laughs> çıkmış. Peki benzerlik ne bak? <laughs> ne yapmış <laughs> bu logoyu almış ama buradan böyle dikme indirmiş, buradan kesmiş. <laughs> Bak deseni birebir kullanmış. Yani bir orada deseni görüp beğenmiş olabilir. Renklerini de almış. Bana böyle burası şu seks shop'u andırıyor. Yani sanki böyle seks ürünleri gibi değil mi? Hani mesela ben bunu şeker olarak nitelendirmiyorum ya da bu tarafı da onu. bir garip geliyor. İşte burada şey mesela renkler aynı olmasa bu kadar olay olacağını zannetmiyorum hiç. Ama renkler de artık birebir olunca tabii ki yani ister istemez. Bir de bir belediyenin logosu yani Uşak Belediyesi'nin logosu nasıl şu an peki değişmiştir herhalde. Abi hiç belediyeye gidecek bir logo mu o ya? Yüzünü sevdim. Ha şu anki logosu çok başka bence çok daha iyi. Ha on numara olmuş. Yani. Tabii şeye hala anlam veremiyorum yani bu belediyelerin kendi illerinin meşhur olan şeylerinin logoda böyle buluşturma aşkı na anlam veremiyorum böyle. Bir de şu şey zaten. O çark o şey olacak illa anladın mı? O alta koyacaklar onu o şart. O Olmacı olmuyor. Belediye logosu deyince akla o çark illa ki bir geliyor. Okitu hadi görüşürüz bay bay selamlar. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler. Sultan Gazi Spor'un logosu İspanya futbol ligi ekiplerinin <laughs> Ben Osasuna'nın logosuna çok benziyor. Bu gerçek Bakıyoruz mi? ki evet be abi benziyor ya. Ya şu logo tasarımı <laughs> yapan arkadaşım bana demek ki ben bundan feyz almadım. Bu logoyu gördüm. Ona benzetmeye çalışmadım deme bana. Aynısı abi birebir işte ya. Yani o affedersin de ovallerin yerini değiştirince falan bu iş çözülmüş olmuyor. Bu benzerlik değil mesela. Şimdi her zaman bir de dava açılmıyor. Açılsa açılırmış bu arada. Facebook'un adı meta olarak değiştirildi. Logosu Almanya merkezli bir sağlık merkezi M-Sense diye bir yere işte çok benziyormuş logosuna. E bakıyorsun tabii. Aksaray Belediyesi'ne baksana ne var Aksaray Beledi Aksa Belediyesi logo Vay re re gitmiş Aksaray Belediyesi'nin logosunu çalmış amına koyayım ya. Evet yani gerçekten benziyor. <laughs> Emsalsi biraz şöyle daralttığın zaman üstlerden bildim Meta'nın logosu işte çok benziyor birbirlerine. Renk olarak farklı sadece. Ama tabii bunu bu marka çok sallamamış. Yani gidip de Facebook'a Meta'ya dava açma. <laughs> Bir de göz kırpıyor bak. Ren el ren. Ulan logoyu çalmışsın. İniki çalmışsın. Daha neyi çalacaksın amına koyayım? <laughs> Sosyal medya hesaplarından esprili paylaşımlar yapıp alay etmiş. Çok da sallamamış açıkçası. Ben olsam sallardım. Bu fırsat her zaman ayağıma gelmez yani. Bas davayı. Ya. Koskoca firma yani. Al tazminatını mis gibi. Çok bir şey oldu lan. Böyle bir şey gibi. Hain gibi Kalpleri abim siktir. ha. Yok ya bizimki lafta. Şimdi günümüzde Türk Telekom olarak hizmet veren Havaya'nın 2013 yılında yenilenen logosu Google Wallet'ın logosuna oldukça benziyormuş. Bakıyorum da abi o kadar da yani öyle bir benzeme durumu yok. Abartmışlar bence. Yani bence de benziyor demek için o kadar da benzemiyor bence. Velhasıl bakabildiğim kadarına baktım yani. Genel olarak baktığımızda yine birbirlerine çok benzeyen logolar var mı? Var. Gerçekten var. Bildiğim birebir. Ama logo tasarımında işte böyle çok dikkatli olmak gerekiyor. Başım fena yanabilir yani abi benzemiyor dersin çünkü bazı davalar var mesela Apple logosu şeye armut logosu olan birine dava açmıştı o el niye amına koyayım bu elma armut Elma bu armut ama davayı açmıştı yani. Uğraşırlar. Sen dersin ki aynı meyve değil ama yine yersin davayı işte. Bu kadar dikkatli olmak gerekiyor. Red Bull'un zilli öküze açtığı davaya benzer onlar. <laughs> Velhasıl durum bu. Of ne bağırdı ya. Durum bu yani. Siz ne düşünüyorsunuz? En çok birbirine benzeyen ve bu haklı dava dediğiniz bir dava varsa onda yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız ki niye zaten. Bunu tekrarlamak da çok saçma ya. Umuyorum bana ayırdığınız vakti. Vallahi güzel değişik bir alan. Ne bu? Paraya basılan Messi.